Bugün çocukluğumda en çok severek yediğim vişneli kakaolu yaş pasta tarifi ile sizinle paylaşmak istiyorum. Onun için gereken malzemeler 7 adet yumurta, 400 gram pudra şekeri, 4 yemek kaşığı kakao, 2 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu ve 700 gram krema. Evet arkadaşlar, yaş pastanın keki için yumurtaları akıyla sarısını ayırmamız gerekiyor. Ben bu işlemi daha önceden yaptım. Şimdi akına pudra şekerimi ekliyorum. Daha sonra çırpma işlemine geçeceğim. Çırpmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, yumurtanın beyazı ve pudra şekerinin 200 gramını ekledim ve bu kıvama gelene kadar çırpma işlemine devam ettim. Şimdi yavaş yavaş yumurta sarılarını ekleyerek düşük derecede karıştırmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, yumurta sarılarını beyazlarından buluşturdum. Şimdi kuru malzemeleri ayrı bir kapta karıştırmayı tercih ediyorum. Çünkü yumurtayla daha iyi karışıyor. Bu karışımda un, vanilya, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve 4 yemek kaşığı kakaoyu karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, karıştırdım kuru malzemelerin hepsini. Şimdi yumurtayla buluşturacağım. Onun için yavaş yavaş sepeleyerek kaşığı bir tarafa döndürerek bu işlemi devam ediyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar, daha önceden yağlı kağıdını sıkıştırdığım kek kalıbımı, hamuru yerleştiriyorum. Bu pasta çok pratik, fazla malzeme talep etmeyen ve çok lezzetli bir pasta. Evet arkadaşlar, böyle. Hamurumu güzelce yerleştirdim. Şimdi 180 derecede 35 dakika kadar pişireceğim. Keklerim pişti. Ben onları şöyle gördüğünüz gibi üstündeki bombesini kesip kaldırdım. Öbür kısmını da ikiye böldüm. Şimdi krema işlemini yapacağım. 700 gram kremayı kaba alıyorum. Tarifte vermiş olduğum 400 gram pudra şekerinin 200 gramını hamura kullanmıştım. 200 gramını da kremaya kullanmak üzere ekliyorum. Bir paket vanilin ve bunu sert bir kıvama gelene kadar blenderle çırpacağım. Kremam şöyle sert bir kıvama geldi. Bunu poşetin içine alıp süsleyecek hale getireceğim. İsterseniz bunun içine yarım paket kadar krem şanti de ekleyebilirsiniz. Öyle seviyorsanız. Evet. Şimdi
Kekim kaymasın diye, yani pastam kaymasın diye tabana azıcık kremamdan sürüyorum ve ilk kekimi alıyorum. Şimdi yavaşça kremamı kekin üstüne yerleştiriyorum. Daha sonra vişneleri yerleştireceğim. Bunu maşayla da yapabilirsiniz. Ben elle yapmanın bir mahsuru olmadığını düşündüğüm için bu işlemi öyle yapmaya karar verdim. Kakaoya vişnenin yakıştığını düşündüğüm için vişneyi bol bol koyuyorum. Şimdi öbür keki de yerleştireceğim ve aynı işlemi yapacağım. Evet. Süslemeye devam ediyorum. Evet, kalan kremamı da elimden geldiğince süsledim. Şimdi kalan vişneleri de üstlerine yerleştireceğim. Bu arada bu vişneleri ben yazın dondurucuya çekirdeklerini temizleyerek atmıştım. Onları kullanmayı tercih ettim. Hazır ve paketlenmiş gıdayı çok kullanmamaya tercih ediyorum. Kullanmamaya çalışıyorum. Vişneleri de gelişigüzel yerleştirdim. Şimdi masamızda devamlı kadrajda yer alıp da onunla ilgili hiçbir söz etmediğim kara çikolata ile ilgili söyleyeceğim. Normal orijinal tarifinde bunu sadece bermari usulü eriterek üstüne gezdiriyoruz. Ama ben bunu üstüne 50 gram kadar kaymak ekleyerek ganaş haline getirmeyi tercih ettim. Ve şimdi gezdireceğim. Umarım siz de bu tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Normalde bu pasta dolapta beklemesi gerekiyor ama size gösterebilmek amacıyla pastayı keseceğim ve dilimlenmiş halini size göstereceğim. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar, heyecandan pastam yan yattı. Yani ben düşürmüş oldum. Onun için hazır böyle haldeyken ben de tadına bakmak istiyorum sizin için. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bir gıdım daha alacağım. Evet arkadaşlar, sizinle vedalaşıyorum. Sağlıcakla kalın, takipte kalın.